Merhaba çocuklar. Canlarım pazartesi kaldığımız yerden devam edelim. Hatırlıyorsanız public key encryption yapıyorduk. İşte Dersin en heyecanlı yeriydi bence. Çünkü dersin hakikaten ismin hakkını veren bir şey oluyor değil mi? Hesaplamamızla bir süre hesap yapmamız gerekiyor. Hakikaten güncel hayatta çok Önemli bir şey bu kripto hadisesi yani mesajların güvenilirliği internetteki mesajların güvenilirliğini nasıl sağlıyoruz birbirimize verdiğimiz mesajların güvenilirliğini nasıl sağlıyoruz onu şey yapmıştık onu bir örnekle bir kripto algoritmaları nasıl çalıştığını RSI nasıl çalıştığını bir örnek vermiştik hatırlarsanız bugün... E, bugün işte ihtiyacımız olan bir şeyler olacak, onları kanıtlayacağız da bugünkü amacımız, e, asıl amacımız bu Aresi e, algoritmasının neden çalıştı, neden her zaman doğru cevabı verdiği, onu şey yapacağız, onu göreceğiz inşallah. İlk önce çocuklar şeyi hatırlayalım, e, pazartesi yaptığımız şeyi hatırlayalım. E, şey yapmak için hadise neydi? İşte e, şeyde, bizim verdiğimiz örnekte e, burada dış, burada şey vardı, affedersiniz, burada büyük elçilik vardı. Büyük elçilik vardı. Ve efendime söyleyeyim bu tarafta da şey vardı. Bu tarafta da Dışişleri Bakanlığı vardı. Şimdi bunlar birbirleri güvenli bir şekilde haberleşmek istiyordu. Biz sadece büyük elçinin, büyük elçiliğin Dışişleri Bakanlığı'na nasıl güvenli mesajı göstereceğini yaptık. Aynısını aynısını te, öbür türlü uygulasak dış işleri de gönderebiliyordu. İlk önce ne yapıyorduk? Burada bir public key vardı. Buraya bir public key gönderiliyordu. Bir anahtar gönderiyordu. Bu anahtarla şifrelemeye yarılacaktı. bu umumi anahtardı. Bu anahtarla şifreleme yiyecekti. Şeyle public key kullanarak kullanarak M mesajı M mesajı şifrelenir. Şifrelenir. Çocuklar mesajın şifrelenmiş haline C diyoruz. Şifrenir ve C elde edilir. Bu cipher'ın şifreni şeyi elde edilir. Yani bu şifrelenmiş mesaj. Artık bunu kimse gönderilmiyor. Buraya C gönderiliyor. Yani vatandaşın bize büyük elçinin dışişlerine söylemek istediği mesaj M'ydi. Orada bir şifreleme işlemi yaptı. Birazdan formülünü yazacağız. Şifreledikten sonra C'ye etti. C'ye etti. Cypher'ın C'si bu. Şifrenin C'si. C'yi gönderdi. Burada da Dışişleri Bakanlığı ne yapıyor? C'yi private key'yi kullanarak private key yani hususi anahtarı kullanarak private key'yi kullanarak kullanarak şifre eder. Tamam mıyız? Ve bunun bu public key encryption'ın en güzel, önemli, en önemli can alıcı noktası neydi? Bu aradaki konuşmaları herkes dinlemiş olsa, dünya bir alem, dünyadaki herkes dinlemiş olsa şu C şeyi çözemiyor. Gönderilen mesajdan C'den M'yi elde edemiyor. C'den M'yi elde edebilen bir tek dışişleri bakanlığı. Tamam mıyız? Bakın Anahtarı herkes duyuyor. Şifreleme işleminin algoritmasını herkes biliyor. Efendime söyleyeyim. C'yi herkes duyuyor. Şifrelenmiş halini duyuyor. Ama ve lakin kesinlikle ve katiyen şeyi elde edemiyor. C'den M'yi elde edemiyor. Tamam mıyız? Public key'in özellikleri ne? Efendime söyleyeyim. Aradaki aradaki bütün konuşmalar, iletişimler diyelim konuşmalar demiyor, iletişim Ler. Üçüncü şahıslar tarafından dinlense. Dan. Dinlense bile. Yani herkes Sağır Sultan public key'i biliyor. CIA'yı biliyor. Tamam mıyız? Ve şifreleme algoritması algoritması da herkes tarafından bilinse ki biliniyor. RSA Wikipedia'da yazıyor. Alın biz bu derste de yapıyoruz. Herkes tarafından tarafından bilinse ki biliniyor zaten. Bunu bilinse dememek lazım. Biliniyor. Altına parantez açıyorum. Zaten biliniyor. Alın biz yapıyoruz. Yani nasıl şifreleneceğini de biliniyor. Tamam biz. Bütün iletişimler yani public key ve C dinlense nasıl şifreleneceğini de biliyor. Tamam biz. C'den C'den yani şifrelenmiş mesajdan mesajdan maili yani orijinal mesajı mesajı sadece dışişleri elde edebilir. Çocuklar bu çok ilginç. Büyük elçinin kendisi bile bir kere mesajı gönderdiyse Allah muhafaza o mesajı kendi bilgisayarlarından sildilerse ne olduğunu hatırlamak istiyorlarsa gönderdikleri mesajdan büyük elçilik bile şey yapamıyor ee, elde edemiyor. Tamam, sadece dışler elde biliyor. Bu işte buradaki işin püf noktası neydi? Niye niye şey niye bu çalışıyordu? İşin püf noktası ne? Püf noktası püf noktası ne? şifreleme anahtarı ne anahtarı şifreleme anahtarı ne yani public key key ile efendim söyleyeyim private key yani ne private key dediğimiz yani de, de, şey şifre çözme anahtarı çözme anahtarı diyelim. şifreyi çözme anahtarı anahtarı birbirinden farklı. Birbirinden farklı. Bunlar kesinlikle birbirinden farklı. Tamam mıyız? Şifrelemek için yani kutuyu kitlemek için bir anahtar kullanılıyor. Kutuyu açmak için bir anahtar kullanılıyor. O yüzden vatandaş bir kere kutuyu kitlediği zaman, büyük elçili kutuyu kitlediği zaman açma anahtarı sadece dış işlerinde. Peki bu anahtarların özelliği ne? Bu şeyden, private key'den yani çözüm anahtarından, private key'den Efendime söyleyeyim şey elde ediliyor. Public key elde edilebiliyor. bulunabiliyor. Ama tersi olmuyor. Ama public key'den yani millet bunu public key dinliyordu ya, herkes public key biliyor ya public key'den private key elde edilemiyor ya da elde edilmesi muhteşem zor. Yani çok ilginç bir anahtar teknolojisi bu aslında. Yani bunu hakikaten fiziki anahtar olarak düşünürsek ben bir anahtarcıyım. Benim elimde bir anahtar var. Ben bu anahtardan ikinci bir anahtar üretebiliyorum. Tamam mıyız? Ee, i̇kinci ürettiğim anahtar bu, kapa bu açma anahtarı kapama anahtarını üretiyor. Açma anahtarından kapama anahtarını üretebiliyorum. Ama kapama anahtarı birisinin elindeyse kesinlikle katiyen açma anahtarını üretemiyor. Ben ondan sonra bu açma anahtarıyla Size gönderiyorum. Siz bütün işte bana göndereceğiniz şeyleri bir kutuya koyup, ayrıca kapama anahtarını size gönderiyorum. Siz bütün şeyleri, bana göndereceğiniz şeyleri bir kutunun içine koyup kilitliyorsunuz. Ve kutuyu bana geri gönderiyorsunuz. Bende de açma anahtarı var. E kardeşim kapama anahtarını yolda birisi kopyalamış olsa bile kapama anahtarından açma anahtarı elde edilemediği için, efendime söyleyeyim, şey yapılamıyordu değil mi canlarım benim? E, kutuyu açmak mümkün olmuyordu işin yani şeyde karikatür kısmı da oydu. Biz, peki algoritma nasıl çalışıyordu? Şeyde algoritmada nasıl yapıyordu? Birinci adım birinci adım bir çok büyük çok büyük iki asal sayı sayı PQ bulunur. Tamam mı? Bulunur. Efendim söyleyeyim. Bunu kim yapıyor? Bunu dış işleri. Bunu dış işleri yapıyor. Dış işleri buluyor bunu. Dış işleri buluyor bunu. Ondan sonra ikinci adımda dış işleri ne yapıyor? Tamam biz. Dış işleri şeyi hesaplıyor. P çarpı Q ve P eksi 1 buna şey diyeceğiz. N eşittir P çarpı Q ve P eksi 1 çarpı Q eksi 1 Q eksi 1 hesaplanır. Tamam izleyenlerim P çarpı Q ve P eksi 1 çarpı Q eksi 1 hesaplanıyor. Ben sadece neyi göndereceğim? P çarpı Q neyi göndereceğim? Anahtarım bu olacak. Üçüncüsü de öyle bir E bulunur ki bir E bulunur ki, bulunur ki EBOB e ve p 1 q 1 eşittir 1 yani bu yani e ile p 1 q 1 aralarında asallar. Böyle bir e bulunur. Ondan sonra 4 public key ki bu çarpımı gönderiyorum. N e gönderilir. Tamam mıyız? Şey 5. adımda şey e, büyük elçilik 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 efendime söyleyeyim M mesajını şu şey M üzeri E C eşittir. M üzeri E mod N şey hesaplayarak mod N C eşittir. M üzeri mod N hesabını yapar. yapar ve dış işlerine gönderir. gönderir. Şimdi dışişleri orijinal mesajı nasıl ne nasıl ediyor? Dışişleri de ne yapıyor? 6. Dışişleri ve ne yapıyor? Şeyi e, öyle şey D eşittir E'nin tersi mod P 1 Q 1'i bulur. Bulur. Yani D'nin E'nin tersini buluyor. Bulur. Efendime söyleyeyim. Yedinci adımda ne yapıyor? Şimdi şu gönderilmiş C'yi alacak. Şifrelenmiş mesajı alacak Yedinci adımda. C üzeri D mod Yine ne şey mod ne hesaplar. Hesaplar. Niye bunu hesaplıyor? Ve m eşittir c üzeri de mod n olduğunu görür. Orijinal mesajı elde etti. Ha o zaman yani olayın püf noktası ne? Bir iki tane asal sayı bulunuyor. iki tane asal sayı çarpılıyor. Public olan Sadece çarpım söyleniyor. Asallar kimseleri söylenmiyor. O iki asal sayı sır gibi tutuluyor. Sadece çarpım söyleniyor. Tamam mıyız? O iki asal sayının çarpımı ve efendim söyleyeyim. P 1 Q 1. Çocuklar bunu belki kitaplarda görürsünüz. Bu bu, bu aslında fi e, fi n. fi n nedir? Hiç girmek istemiyorum. Neye kadar Neye, neye asal olan sayıların şeyi Neye N ile asal olan sayıların şeyi. O biz onu bu derste yapmadık. O şey yani ona da girsek bir iki haftada orada uğraşacağız. önemli değil. diye görürseniz o p 1 bir q eksi p eksi p 1 bir eksi q çarpı q eksi bir. Şimdi public e'yi ürettim. E'nin tek istediğim E'nin tek özelliği ne olabilir? P 1 P eksi Q eksi bir'e asal olsun. Ha çok da uğraşmanıza gerek yok yani E'nin kendisini bundan küçük bir asal alırsanız E'nin n'in kendisini bundan küçük bir alısı asal alırsanız hiçbir sorun yok. Tamam mıyız? Çocuklar burada ondan sonra n'e gönderinde işlem neymiş? m üzeri mod n'i hesaplıyorum. Çocuklar burada önemli olan, burada önemli olan m'nin n'den küçük olması. Çok önemli bu. m n'den küçük olacak. Tamam mıyız canlarım benim? m n'den küçük olacak. Bu hesap yapılıyor. Bu hesabı nasıl yaptığımızı gö gördük. O hesapları tekrar yapmayacağım. Şifreyi geri elde etmek için ne yapıyoruz? E'nin e mod p 1 çarpı q 1 tersini buluyorum. Ona d diyorum. Ondan sonra bana gönderilen mesajı d'nin kuvvetini alıyorum. Yani burada aslında teorem bizim göstermemiz gereken şey ne? Göstermemiz gereken şey ne? Gereken şey şey. M N'den küçükse P kere Q'dan küçük ise tamam mıyız? M, M P küçükse ve E P eksi 1 çarpı Q eksi 1 ile asal ise aralarında asal ise asal ve D de E'nin tersi ise Bizim neyi göstermemiz lazım? Şifre neydi? Şifre M üzeri E'ydi. M üzeri E'ye D'yi yi koyarsam yine neyi ne olduğunu göstermem lazım. Bunun neye denk bu M mod ne olduğunu göstermem lazım. M model bunu göstermek İlk önce şifreledin sonra deşifre ettin de orijinal M mesajını elde ettiğimizi göstermemiz lazım. Bizim göstermemiz gereken şey bu. Tamam mıyız? Biz geçen günkü örneğimizde geçen günkü örneğimizde çocuklar neyi görmüştük? İşlemleri tekrar yapmayacağım. P ile tabii biz küçük asallar alıyoruz. 50 yapmak için küçük asallarız. P'yi 5, Q'yu 11 almıştık. O zaman N 55 olmuştu. P eksi 1 kere Q eksi 1 40 olmuştu. Biz ne istiyorduk? Efendim söylüyor, şeyde. Efendim E'yi de 7 aldık. Çünkü 7 ile 7 zaten asal olduğu için 40'a da asal olacak. O zaman E'nin tersi ilk önce E'nin tersi yani D'yi bulmuştuk. D neydi çocuklar? D 23'tü. Şurası D. Şu D dediğimiz 23 çıktı. O zaman şimdi D'yi sadece kim biliyor? D'yi sadece ben biliyorum. Tamam mı? Sizden ben konuşuyorsam D'yi sadece ben biliyorum. Çünkü benden başka hiç kimse P ile Q'yu bilmiyor. Benden başka hiç kimse 55'in faktörlerini bilmiyor. Hocam 55'in 15 kere 11 olduğunu Sağır Sultan biliyor. Evet de 55 200 basamaklı 400 basamaklı bir şey olsaydı ondan sonra onun şeylerini çarpanlarını bulamayacaktık. D'yi sadece şimdi ben biliyorum. Siz o zaman mesela şey mesajını göndermek istiyordunuz ne mesajını göndermek istiyorduk? Ee, ne gönderecek? Neydi? Örneğimizde kaç gidecekti? Ha, 8 mesajını gönderecekti. Ondan sonra bu vatandaş şeyi hesapladı. Affedersiniz. Önceki sayfadaydı o. 8 üzeri 8 üzeri 7'yi hesapladı. 8 üzeri 7'yi hesaplayınca 8 üzeri 7 mod 55 hazırladı. Şifre 2 çıktı. Bunun cevabı 2'ymiş. Biz ne yaptık? E'nin tersi 23 olduğu için 2 üzeri 23'ü hesapladık. Ondan sonra cart diye 8'i geri, geri elde ettik. Tamam mıyız? Yani işlem her türlü çalışıyor. İşlem her türlü çalışıyor. Tamam. Şimdi bunun neden çalıştığını göreceğiz. Bunun neden çalıştığını göreceğiz. Çocuklar bakın buradaki şartlar önemli. P ile Q asal. Tamam mıyız? P, Q asal. Asal Ve M dediğimiz mesaj P ile Q'dan küçük olacak. Ve E dediğimiz şey, E denilen sayı P-1 ile Q-1 arasında olacak. Efendime söyleyeyim. E, e ile P-1 çarpı Q-1 aralarında asal olacak. O zaman D'ye E'nin tersi dersek mod P-1 Q-1 M üzeri, şu kısım C'dir. Şurası içerisi C. Yani M üzeri, yani C üzeri de m üzeri e dedi. m üzeri e üzeri de yani c üzeri de m'nin kendisi. Tamam mı Biz bunu göstermek istiyoruz. Gel göstereceğimiz şey bu. Şimdi çocuklar, bunu göstermeden önce bu geçen günkü geçen günkü lemayı hani bir lema yazmıştık ya çocuklar. Lema'yı kanıtlayalım. Lema'yı şeyde kullanacağız çünkü bu kanıtın ikinci kısmında kullanacağız. Ben geçen ders söylemiştim bunun kanıtını yapmak hakkımızda hayırlı olabilir diye. Sonra düşündüm siz hayatta bunu yapmayacaksınız. O yüzden oturup ben kendim yapayım. Daha hayırlı olur diye. E, lema dediğimiz şey neydi? MN, EBOB, MN. Bunlar farklı şeyler. EBOB, e, EBOB, MN. Eşitli bir ise yani aralarında asal iseler ise ise ve affedersiniz ve x denktir. Efendime söyleyeyim. A mod m ve x denktir a mod n ise x denktir a mod m çarpı n. Tamam mı? Çinli kalan teoremini uyguladığınız zaman bu koşullara mutlaka yine a mod m n elde edeceksiniz. Örneklerini vereceğim. Tamam mı? Birbirlerine asal olmazlarsa nasıl ayvayı yeriz? Onun örneklerini de vereceğim. Şimdi çocuklar bunu kanıtlayalım. Bunu kanıtlayalım. Yani şöyle olacak ee, şey x e, a mod e, m ise x a mod m ise efendime söyleyeyim neyi biliyoruz x eksi a x eksi a denktir 0 mod n mod m tamam mıyız ve efendime söyleyeyim x eksi a yine sıfır mod n olacak tamam mıyız canları birimiz? İkisi de sıfır çıkarttım sıfır mod ne olacak? Buradan buradan şey yazalım. Ee, e, şu sayıya y diye y diyelim. Şuna y diyelim. E, ee, x eksi a eşittir y olsun. O zaman buradan ne elde ediyoruz? Y eşittir sıfır mod m ve y eşittir 0 mod n'yi elde ettik. Tamam o zaman buradan ne elde ediyoruz çocuklar? Şuradan ne ediyoruz? Demek ki öyle bir a b sayıları var ki ki ne olması lazım? m y'yi böldüğü için buradan şu, hatta şuraya yazalım. m böler y ve m şey n böler y'yi elde edeceğiz. Tamam. n ye böler y. Tamam. O zaman öyle a b sayıları olması lazım ki a kere M eşittir bu Y dediğimiz sayı olacak. Bu elemandır Z tabi. Bunlar Z'nin elemanı. Eşittir Y olacak. Aynı zamanda bu da Y'ye bölündüğü için efendim bu da B kere ne olacak? Şimdi çocuklar A kere M buradan neyi çıkarttık uzun lafın kısası? A kere M eşittir B kere neymiş? Yani A'nın bir katı. M'nin bir katı affedersiniz. B kere neyi bölüyormuş. Buradan da neyi çıkartıyorum. Demek ki M böler B kere ne? Tamam mıyız? Ama şey M, N aralarında asal. Aralarında asal. O zaman biz bunu kanıtlamıştık. Ne olması lazım? M sadece M'yi B'yi bölüyor. M böler B. Yani nedir? Buradan ne çıkıyoruz? M eşittir. Hayır, M kere C. Öyle bir c var ki, elemanı z ki, c kere m eşittir. Ve tamam, o zaman neyi elde ettik çocuklar? Geriye dönersek neyi elde ettik? Her şeyi yerine koyarsak. Şuradan tekrar geliyorum. O zaman şey, y eşittir, b kere neydi? Bu da neydi? B'nin yerine bunu koyuyorum şimdi. Ne oluyor? Efendime söyleyeyim, eee... C kere M kere ne oluyor? Tamam mıyız? Yani buradan neyi elde etmiş oluyoruz? M, N, Y'yi bölüyor. M, N böler Y. Yani ne elde etmiş oluyoruz? Y denktir. 0 mod M, N. E peki Y neydi? Y, X, a A'ydı. 0 mod M, N. Yani bu da neydi? Buradan da neyi çıkartıyoruz? Demek ki hakikaten çözüm hakikaten şeymiş. X eşittir A mod M neymiş? Tamam mıyız? Yani x eşittir a x mod m x eşittir a mod n olursa güzel kardeşim bunlar eğer m ile n bir aralarında asalsa aralarında asaldıysa ayvayı yedik tamam mız? Hiçbir hesap yapmamıza gerek yok. x eşittir a mod m x eşittir mod n, a mod m varsa Çinli teorem kalan teoremde hiçbir hesap yapmamıza gerek yok. Direkt a'yı alıp lap diye buraya yapıştırıyoruz tamam mıyız? Ama aralarında asaldıysa çalışmıyor çocuklar. Aralarında asaldıysa olmaz. Tamam. Ee, nasıl yapacağız şimdi? Peki bunun kanıtımızla ne alakası var? Bunun e, bizim kanıtlamak istediğimiz şeyle ne alakası var? Hemen onu görelim. 3 Şimdi başlıyoruz. Şey RSA RS algosunun kanıtı. Kanıtı. Şimdi çocuklar şey PQ asal ve m küçüktür pq da olsun. m küçüktür pq ve tamam mıyız? ebop ebop e p 1 q 1 efendim söyleyeyim p 1 q 1 ne olsun? Eşittir 1 olsun. Olsun. Tamam mı? Şimdi, Şimdi o zaman neyi elde ediyoruz? D eşittir. D eşittir. E'nin tersi mod P-1 Q-1 olsun. Q-1 olsun. Tamam. Biz neyi göstermek istiyoruz? Biz M üzeri E üzeri D'nin M mod N Çocuklar şu şey şurada söylemeyi unuttum. N eşittir P kere Q. Devamlı P Q yazma. Mod ne olduğunu göstereceğiz. Yani bunun mod bir şey olduğunu göstereceğiz. Tamam gösterelim. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi çocuklar neyi biliyorum? D eşittir E'nin tersi olduğu için E kere D'nin ya da d kere'nin fark etmiyor. Ne olduğunu biliyoruz. Denktir. Bir mod tersi olduğu için P-1 Q-1 olduğunu biliyorum. Yani buradan neyi çıkartıyorum? O zaman E kere D ne olması lazım? O zaman bu şey affedersiniz, Buradan affedersiniz. Şuraya yazalım. Öyle bir K olacak ki elemandır Z ki E kere D dediğimiz şey 1 artı K kere yani şunun bir katı. P 1 çarpı Q 1 olacak. Tamam mıyız? Olur. Şimdi çocuklar burada iki tane ihtimal var. İki ihtimal var. İki durum var. Birinci durum birinci durum A durumu M ve PQ, PQ M ve PQ çarpımı Aralarında asal. M ile N yani. Eşittir N diyelim de tekrar. Aralarında asal. Şimdi şöyle bir sorun olabilir. N dediğimiz şey P çarpı Q. Mesela efendim söyleyeyim Q 7 falansa 2P olabilirdi. M 2P olabilirdi. M P'nin bir katı olursa N ile M asal olmayabilir yani. Tamam mıyız? Yani M dediğimiz sayı ya P'nin ya Q'nun bir katı olabilir. Ama ikisinin aynı anda bir katı olamaz. Çünkü ikisinin en küçük katı ne? Tamam mı canlarım benim? Ben ilk durumda ne diyeceğiz? Aralarında asal. Yani gö göndermek istediğim mesajla public key'deki ne? Aralarında asal. İlk önce bu durumu yapacağız. Asal ise hesabımıza başlayalım. M üzeri D kere ay M üzeri affedersiniz E kere D yapıyorduk. Evet fark etmiyor. M üzeri E kere D ne olacak çocuklar? Ee, M üzeri ED olacak. Ee, şey, M üzeri ED bu eşit. Bu da ne olacak? M üzeri 1 artı K P eksi 1 Q eksi 1 olacak. Tamam mıyız? Şimdi o zaman buna biz mod M bakarsak ilk önce, affedersiniz, ilk önce mod Q şey bakalım. İlk önce mod e, şey bakalım. E, mod P bakalım. O zaman neyi biliyoruz? M üzeri E üzeri D mod P neye eşit. Denktir. M üzeri 1 artı K kere P eksi 1 kere Q eksi 1 mod P Şimdi bir tane M'yi ayıracağım canlarım. Bir tane M'yi ayıracağım. M kere M üzeri K kere P eksi 1 kere Q eksi 1 He tamam. Şimdi şuraya konsantre oluyorum. Buradan P eksi 1'i şey yapacağım. Mod P yine burası. Burada şey yapacağım. M kere M üzeri P eksi 1 kere k kere q eksi 1 mod p. Şimdi çocuklar mod p şu kısım hatırlıyor musunuz? Şu kısım fermanın küçük teoremi. Fermalite teorem. Fermanın küçük teoremi. Fermanın küçük, teoremi. Ferman küçük teoremine göre burası ne? Aralı, M ile mod p aralarında asaldı. Küçük teoremi ne diyor? Yine göre. Göre bu m üzeri p eksi 1 nedir? 1 mod p. O zaman bütün burası 1 mod p. Burası 1. 1 üzeri bir, bir kuvvet yine 1. Yani buradan ne çıkıyor? Buradan 1 mod p. Şey buradan m mod p çıkıyor. Tamam mıyız? Aynı şekilde aynı şekilde e, aynı şekilde mod q bakarsak aynı numarayı mod q yapacağız. Bu ara, ara, ada, ara, adımları atlayacağım şimdi çocuklar. Yani ne çıktı? M üzeri E de ne çıkacak? Efendime söyleyeyim. M üzeri 1 artı K üzeri P eksi 1 kere Q eksi 1. Bu sefer mod Q bakıyorum. Yine M'lerden birisini ayıracağım. M kere M üzeri bu sefer M üzeri Q eksi 1 yazacağım. Ara adımı atlıyorum. Çarpı K kere P eksi 1. K kere k kere p eksi 1 yazacağım. Mod q. Bu sefer burası 1. Yine Ferman'ın küçük teoremi. O zaman 1 üzeri 1 kuvvet yine 1. m kere 1 yine m. Tamam mıyız? Yani ne çıktı yine? Efendime söyleyeyim. Burası da m mod p çıktı. m mod p. Q. Affedersiniz. M mod Q çıktı. Ha, o zaman işin püf noktası ne şimdi? İşin püf noktası ne? Lema ya yani yani neyi elde ettik? Yani efendim söyleyeyim. M üzeri E üzeri D denktir efendim söyleyeyim. M mod P ve aynı şekilde M üzeri E üzeri D denktir M mod Q. Çocuklar bunlar asal olduğu için P Q asal oldukları için P Q asal olduğuna göre P Q aralarında asal. PQ aralarında asal. O zaman buradan neyi elde ettik? Lemaya göre yaptığımız lema, demin yukarıda yaptığımız lema ne diyor? Bunun sonucu diyor. Efendime söyleyeyim. Sonucu M üzeri E üzeri D yani neymiş? Denkmiş. Efendim söyleyeyim. Eşitmiş. M mod P gerekiyor. Yani bakın mesajı geri elde ettik. M mesajını geri elde ettik. Tamam mıyız? Aynen geri elde ettik. Yani ilk önce şifreleyip sonra deşifre edersek ilk önce M üzeri E ile şifreliyoruz. Onu deşifre ettiğimizde M'nin kendisi geri geliyor. Orijinal mesajı bulmuş oluyor. Bu hangi durumda geçerli şimdi çocuklar? Bu M ile efendim söyleyeyim N'nin aralarında yani P çarpı Q'nun aralarında asıl olduğu durum. Tamam mıyız? M ile P çarpı Q aralarında asalsa tabii ki ve tabii ki M ile P de asal oluyor, M ile Q da asal oluyor, tamam mı? Çünkü P ile Q'nun N'nin iki tane çarpımları var, P ile Q. Şimdi tekrar kanıtın üzerinden gidelim. İlk önce şifreleyip sonra deşifre yaparsam M'yi geri elde ettiğimi göstermek istiyorum. Ama E ile D'nin özelliği neydi? Bunlar birbirlerinin tersiydi. Efendim söyleyeyim mod p eksi 1 q 1di 1 yani e çarpı d 1 mod p eksi 1 eksi q 1 olacaktı. Yani e çarpı d bir kere p 1 çarpı q eksi 1'in bir katı k katı diyelim. Tamam mıyız? O zaman m üzeri e deyin biz ne yaptık m üzeri e d de, dedik ki m üzeri 1 artı k p 1 q 1 m'lerden birisini kenara çektim. O zaman m kere m üzeri k p 1 q eksi 1 kaldı. Mod p bakıyorum şu anda. Bunu nasıl yaptım? Bunu m üzeri p 1 üzeri k kere q eksi 1 diye yazdım. Mod p fermanın küçük teorimine göre burası ne oluyor? Burası cart teze teyze efendim 1 oluyor. O zaman burada bir kere m kalıyor. Çünkü 1'in bir katı yine bir. Bir kere m demek ki bu orijinal şifreleyip de şifre edersem m mod p'yi elde ediyormuş. Aynı şekilde Q ile yaptığımda da aynı numarayı Q ile yaptığımda M mod Q elde ediyorum. P ile Q da birbirlerine asal olduğu için demek ki neyi elde etmiş oluyorum? M mod P elde etmiş oluyorum. Tamam mı? gerçekten bu işlem çalışacak. Peki biz burada bu M ile N N'in aralarında asal olduğunu nerede kullandık? Şu işlemi yapabilmek için. Bu işlem fermanın son teorimi ne diyordu? Bu ne zaman bir olur diyordu? M ile P aralarında asalsa. Tamam mı? M ile P aralarında asaldı ise olmak zorunda değildi. Ama yine sorun yok. Yine sorun yok. Ufak bir modifikasyon yaparak şey yapabiliyoruz. Dördüncü adımda ikinci durumu yapacağız. Dördüncü sayfamızda. Dört. ikinci durumumuzu yapacak. İkinci durumumuzda şu canlıların benim. E, ikinci i̇kinci durum. B durumu. M ve şey PQ eşittir ne? Aralarında asal değil. Yani birden büyük bir ortak şeyleri var. Çarpanları var asal değil. Şimdi çocuklar aralarında asal olmayınca şimdi bir bunun tek asal bunun tek çarpanları P ve Q olduğu için ne olması lazım? P ile Q da asal olduğu için ya MP'yi şey ya PM'yi bölecek ya M, MQ MQ'yu bölecek. Tamam mıyız? O zaman ya ama ikisi birden değil. Ya P bölecek M'yi veyahut aynı anda değil bakın aynı anda olamaz ya p ya m dediğimiz şey p'nin bir katı olacak ya q'nun bir katı olacak ya da p böler e, şey ya da q affedersiniz ya da q böler mi q böler mi ama aynı anda olamıyor tamam mıyız şimdi çocuklar kanıt iki türlü de aynı Kanıt iki türlü de aynı kanıt aynı iki türlü de iki durumda da sadece yerleri değiştireceğiz o yüzden ben sadece p için olduğunu göstereceğim. O yüzden, o yüzden, şey, pn'in m'yi böldüğünü, ama ve lakin q'nun m'yi bölmediğini. Hatta ve hatta, 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 q'nun m'yi bölmediği değil, efendime söyleyeyim. Ebob q'nin çünkü bu asal bölmemesi ne demek? Bunların bir olacak. Tamam mı? Şimdi çocuklar o zaman geri dönersek o zaman demin yaptığımız işlemleri geri dönersek M üzeri E üzeri M üzeri E üzeri D'ye geri dönersek bu neydi? Efendime söyleyeyim. M Efendim söyleyeyim. Buna mod P'ye bakıyoruz. Buna mod P'ye bakarsak bu ne olacak? Bu ne yazık ki sıfır olacak değil mi? Eşittir sıfır. Mod P değil mi? Tamam mıyız? Neden mi? Çünkü M'nin kendisi efendime söyleyeyim sıfır. M ne katı? Ama bu da nedir? Zaten M'nin kendisi sıfır değil miydi? Eşittir. M mod P. Çünkü ne dedik? Zaten M, P, M'yi bölüyor dedik. Tamam mıyız? Yani M'nin hangi katını alırsak kalayım. Demek ki şey, yani bu hala M mod P. Burada hiçbir sorun yok. Burada hiçbir sorun yok. Ha, öteki durum değişmedi. M üzeri e, D'ye Şeye bakarsak bu değişmedi Mod Q Mod Q Efendim Yine önceki adımlar Önceki Adımlar çünkü onlar hala aralarında Önceki e, Sayfadaki aynı işlem Aynı işlemler Çünkü onlar hala asal Ve Sonucu ne çıkıyor Buranın M Mod Q ortaya çıkıyor. O zaman bunlar yine önceki sayfadan dolayı burası ne çıkıyor? M mod P kere Q. Yani M model. Tamam? Yani ha asal olmuş ha asal olmamış hiç fark etmiyor. Tamam mı biz canlarım? hiç fark etmiyor. Efendim, söyleyeyim, her şekilde biz, her şekilde biz bunu şey yapabiliyoruz. Ha, peki bu o zaman şeyin bütün püf noktası ne? Bu buradaki hesaplar. Peki bu anahtarlar niye birbirlerinden elde edilemiyor? Yani public key'den private key niye elde edilemiyor? Peki işin püf nokta kanıtı bitirdik. Bitti. Peki püf nokta ne? Yani bütün public key encryption'ı özetleyen şey ne? N eşittir PQ verildiğinde verildiğinde tamamız. Biz P Q'yu saklarsak sadece neyi gösterirsek yani efendim verildiğinde sadece N'den N'den P ve Q elde edilemiyor. Elde etmek P ve Q'yu elde etmek çok zor. Neden çok zordu çocuklar? Çok 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 zor. Ben size bir sayıyı verdiğimde onun asal olup olmadığını söylemek bunu kolaydı ama ben bir sayının asal olmadığını biliyorsanız onun asal çarpanlarını bulmak, bir sayının asal çarpanlarını bulmak çok çok zor bir sayı, soruydu. Neredeyse kare köküne kadar bütün asal sayıları denemeniz gerekiyordu. Asal sayılarda görmüştük. Zibilyon tane asal sayı vardı değil mi canlarım benim? X'e kadar yani N sayısına kadar kaç tane asal sayı vardı? N bölü elenen gibi bir sayı vardı. Yani çok vardı canlarım benim. O yüzden dene dene bitmiyor yani geçmiş olsun oluyor yani çok inanılmaz sayıda şey oluyor. çok inanılmaz sayıda efendime söyleyeyim şey yapmamız gerekiyor. Ee, işlem yapmamız gerekiyor. O yüzden bir sayı verildiğinde onun asal çarpanlarını elde edemiyorum. O yüzden ben N ve E'yi gönderdiğimde E'nin tersini hesaplamak için P ile Q'nun ne olduğunu bilmek lazım. Ama vatandaş sadece N'yi biliyor. P ile Q'yu bilmiyor. E'nin tersini de P ile Q'yu bilmeden hesaplayamıyor. O yüzden şey oluyor yani tamam mı? mevzu neymiş yani asal çarpanlarına ayırmak son derece bir sayı asal çarpanlarına ayırmak son derece zor bir işlem olduğu için her şeyi denemek gerektiği için efendime söyleyeyim altından kalkamıyor bilgisayarlar. Şimdi çocuklar günümüzde yalnız günümüzde ben onu söyleyeyim. Günümüzde RSA algoritması bu algoritma kullanılmıyor. Not. Not. Artık artık RSA algoritması yani orijinallerdeki bu asal sayılarla argosu kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Aynı cinsten fikir aynı aynı cinsten daha az hesap getiren daha daha az hesap. Bu çünkü bu tersini hesaplamak bir sürüyordu. Modülleri hesaplamak bir sürüyordu. Asallar çok uzundu. Hesap gerektiren gerektiren şeyler, sorular kullanılıyor. Bunların hepsi işte dönemin başında kullanılıyor. Bunların hepsi dönemin başında belirttiğimiz o P eşittir MP sorusu var ya, aynen ona geliyor çocuklar. Mevzu hep ona dayanıyor. Bu MP komplit sınıfından sorular neydi? Bir çözüm verdiğimde bu çözümün çözüm olup olmadığını kontrol etmek son derece hızlıydı. Ama soruyu verdiğim çözümü bulmanın hızlı bir yolu bulunmuyordu. Belki var. Ama dünya üzerindeki hiç kimse bu yolu bilmiyor. Matematikçilerin kâir ekseriyette bunun hızlı bir yolu olmadığını söylüyor. O yüzden efendim söyleyeyim aynı cinsten başka sorular kullanılıyor. Eliptik körler kullanıyorlar galiba sayılar teolojisi. Zibilyon tane şey sorusu var çocuklar. NP Complete soru var. asal çarpanlarına ayırma dışında da bir sürü soru var. Daha kolay sorular kullanılıyor artık şeyde. Onlar hızlanmış efendim söyleyeyim. İlginç bir şekilde kitabınız bunu yazmıyor. Şey e bu RSA'deki o üç adama, üç hocaya, üç profesöre şey dendiği zaman zamanında ya kardeşim bu 200 basamaklı asal çarp çarp yani tamam hani bir bilgisayar yapıyor da yani bütün interneti bunun üzerinden yapacaksak bunun daha kolay bir versiyonunu da bu cinsten daha kolay bir soru yapsak da efendim söyleyeyim yine hesaplaması aynı derecede zor olsa kırma şifreyi kırmak aynı derecede zor olsa olmaz mı dediklerinde ilk başta mübarekler yani muhteremler şey yapmışlar yani ya boş verin falan gibi böyle biraz şey yapmışlar, demagoji yapmışlar. Ama tabii sonra yapacak bir şey yok çünkü yani haberleşmenin hızlı olması lazım. Değil mi? Ben Google'a enter'a bastım da, değil mi? Browser'ımın altında kilit işaretini gördüğünde enter'a bastım da, sayfa bana geliyor. Arada böyle bilgisayar bir 10 dakika düşünmüyor Google'da şey yapana kadar. O eskiden düşünüyorlardı muhteremler. Oho düşün düşün. Enter'a basıyordunuz. Bekle babam bekle. Efendim söyleyeyim. Ama artık şey olmasını istiyorsunuz. Hemen gelmesini istiyorsunuz. O hem internet kablolarımız hızlı hem bu RSI algoritmaları artık daha hızlıları kullanılıyor. Çocuklar böylece şey number teori bitti canlarım benim. Böylece number teoriyi bitirmiş olduk. Şimdi bir dahaki konumuza geçiyoruz. Bir dahaki konumuz tüme varım. Tüme varım konusuna geçiyoruz. Bugün biraz bir giriş yapalım. Birkaç örnek yapalım. Tüme varım. Şey bitti. Bakın buraya şey söylüyorum. Number teori bitti. Yani sayılar sayılar teorisi bitti şimdilik yani. Biraz yapacağız da bizim asayalar teorisindeki ah, bitti. Yeni konu bu. ben size nasıl bir mesaj veririm? Ben size mesela şeyde aklımdan aynen hatta soracağım inşallah soruyu söyleyeyim size. Finalde size soracağım soruyu sorayım. Size neyi vereceğim? Efendim size size size, şeyi vereceğim. Adını söyleyin. E'yi e vereceğim. P'yi Q'yu vereceğim. Bir de efendim söyleyeyim. şeyle şifre mesajın şifrelenmiş halini C'yi vereceğim. Sizden orijinal mesajı elde etmenizi isteyeceğim. Tabi orijinal mesajı ben kendim hesaplamış olacağım öyle, önceden. Siz de elinizle bütün işlemleri göstererek hesaplayacaksınız. Yoksa bunları internette hızlı hesaplamanın şeyleri var. Ters hesaplamanın sat, hepsinin şeyi var. Efendim söyleyeyim siz elle hesaplayacaksınız. Yani uygulamasını yapacağız. Finalde inşallah Allah şey verirse. Allah nasip ederse. Şimdi canlarım tüme varım. Çocuklar bu tüme varım hadisesinin başına bir kere, bir kere yeni bir şey koymak gerekiyor. Matematiksel tüme varım. Normal sizin lis lisede felsefe dersi, bizim zamanımızda felsefe zorunluydu. Bir tane felsefe dersi almamız gerekiyordu. Sizde hala lisede felsefe zorunlu mu canlarım benim? İki saat biz felsefe alıyorduk. Ya da şey sorayım yani tüme varımı duyduk mu? Tüme varımın ne olduğunu biliyor muyuz? Birisi bana normal bildiğimiz, matematiksel olanı değil de normal bildiğimiz tüme varımı anlatabilir mi? Tüme varım nasıl yapılıyor? Hiç, hiç tüme varım diye bir şey duymadınız mı gü güllerim benim? Tamam sorun değil. Tüme varım dediğimiz hadise şu canlarım benim. Şimdi bu bir matematiksel tüme varım var. Tüme varımın iki tane çekildi var. Matematiksel tümevarım. Bu bizim bugün öğreneceğimiz. Bunlar tamamen birbirinden farklı şeyler. Tümevarım var. Bir de efendime söyleyeyim, bilimsel tümevarım var. Bunlar tamamen birbirinden farklı şeyler. Bilimsel tümevarım dediğimiz hadise nedir? Efendime söyleyeyim. Aynen gösteriyorum. Mesela ben e, yer yer çekimi altında bırakılan objelerin yere düştüğünü kanıtlamak istiyor. Tamam mıyız? E bunu nasıl kanıtlayabilirim? Ya diyorum bak güzel kardeşim bıraktım düştü. Al tekrar bıraktım tekrar düştü. Kalemin kapağında bunu bıraktım düştü. Efendime söyleyeyim ne bileyim. Burada parayı bıraktım düştü. Hepimiz görüyoruz dışarıda meyveler düşüyor. Efendime söyleyeyim şeyler düşüyor. Adını söyleyin. Uçak bile düşüyor değil mi canlarım benim uçamadığı zaman. Yani neyi söylüyoruz? Ya kardeşim Eşyaların, eşyaların şey yere düştüğü, e bıraktığım zaman yere düştüğü binlerce kere, belki milyonlarca kere test edilmiş diyor. Binlerce kere insanlığın başından beri hatta kendi binlerce kere doğrulanmış. O yüzden diyoruz, o yüzden <laughs> ben... Şu anda bunu bıraktığım zaman, bakın daha bırakmadım, bunu bıraktığım zaman düşecek. O yüzden yarın, yarın mesela kalemi bırakırsam, şimdi değil mesela yarın bırakırsam düşecek. Bu mevzu bundan ibaret. Yani ben bir şeyi 10 bin kere yaptım. Aynı cevap çıktı. Hani dönemin başında dayımla olan, diş doktoru olan dayımla olan konuşmamı anlatmıştım ya canlarım. Ben bir şey denedim. 10 bin kere denedim. Aynı şey çıktı. 10 bin birisinde de aynı sonuç çıkacak. Buna bilimsel tüme varım deniyor. Genellikle bilimsel kısmını atlıyorlar. Direkt tüme varım diyorlar. Şimdi çocuklar bir şey 1 milyon kere oldu diye 1 milyon birinci defasında olmak zorunda değil. Tamam mıyız? Biz bütün insanlık, bütün bilim, hatta hayvanlar tamam bunu nasıl işe yapıyoruz? Bu her zaman olacakmış gibi duruyoruz. Efendime söyleyeyim hayvanlar uçurumun kerabına gelip koyunlardan gayrı, koyunların atlamasının başka bir sebebi var. Ah ben bugün atlarsam belki uçarım diye düşünmüyor değil mi? Vatandaş efendim söyleyeyim camı açıp ya ben aşağı merdivenlerden inmeyeyim de süzüle süzüle ineyim diye camdan aşağıya atlamıyor. Niye? Düşeceği belli. Tamam mıyız? Neden belli? Kardeşim biliyor mu? Hayır bilmiyor. Niye belli? Çünkü her attığı şey yere düşmüş. Tamam mıyız? Ama bu bir daha attığımızda, bin birincisinde attığımızda, bin ikincisinde attığımızda bu şeyin garantisi değil. Garantisi değil. Şimdi bundan ilgili size hocam böyle milyonlarca kere milyarlarca kere doğru olmuş bir şey sonra milyar birinci seferinde yanlış olmuş mu ya da yanlış olduğu anlaşılmış mı? Evet anlaşılmış. Bunu mesela Şener hocamızla çok tartışıyoruz. Şener hocam yine bana şey şeyde ödün vermiyor da delikanlılıktan. Ya kardeşim Newton'un kanunları işte bu eşyaların ne kadar hızlı yere düştüğü, objelerin efendim söyleyeyim kütlelerin uzayda nasıl hareket ettiğini belirleyen Newton'un kanunları. Newton'un kanunları, Newton baba bunları söyledikten sonra kaç milyarlarca kere test edildi. Laboratuvarda, teleskopla, bilmem neyle, ıvıdıyla, ile, zıvıdıyla ile. Newton'un katladığı kanunları kaç milyarlarca kere test edildi. Hepsinde millet doğru olduğunu buldu. Ta ki Einstein geldi dedi ki güzel kardeşim dedi Newton'un kanunları doğru değil. Neden doğru değil dedi. Çünkü dedi siz bunları test ederken her seferinde normal işte süratli objeler üzerinde yaptınız. Halbuki ışık hızı civarında bir obje üzerinde yapmış olsaydınız Newton'un kanunlarını orada Newton'un kanunlarının tutmadığını görecektiniz diye diyecek. Tamam mıyız? Nihat Newton'un kanunları ışık hızına yakın seyahat eden objeler üzerinde çalışmıyor güzel kardeşim. Tamam Einstein öyle diyor. Re, şey, e, görecelik değil mi? İzafiyet teorisi diye bir şey var. Einstein, Newton'un kanunları yanlış. E kardeşim neden biz yanlış olduğunu fark etmedik? Çünkü yaptığımız milyarlarca deneyin her birinde hiçbir zaman objeler ışık hızına yakın hızda gitmiyordu. Ha, demek ki yani bu garanti değilmiş. Ama biz garanti gibi davranıyoruz. Çocukluğumuzdan beri aha, biz bin kere falan test etmiyoruz. İnsanlar, hayvanlar, bütün canlılar bunu bir iki kere öğreniyor. Çocukken ne oluyor? Gidiyorsunuz tencerenin kenarına anneniz yemek yaparken bir kere dokunuyorsunuz cız oluyor. O parmakta boloncuk oluyor. Bir daha kesinlikle kat yiyen hiç kimse elini sıcak şeye dön şey yapmıyor değil mi? Ben benim oğlana bebekken anlatmaya çalışıyorum. Oğlum atlama oğlum atlama. Baktım yapacak bir şey yok. Tamam hadi bakalım atladı. Bir kere atladı çakıldı. İki kere atladı çakıldı. Ondan sonra anladı ki ha baba atlama deyince benim atlamamam lazım. Demek ki çok yüksekmiş. Yani babam bunu takdir edebiliyor. İki kere de, üç kere de çocuk bunu öğreniyor. Pata 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 merdivenlerden inmeye çalışıyordu bir yaşındaki çocuk. Tutmaya çalışıyorsunuz atlıyor. Bir kere bırakıyorsunuz kafa üstü gidiyor. Kasten değil canlarım benim kurtulup gidiyor. Ondan sonra ebediyete kadar öğreniyor. Merdivenlerden aşağıya pata 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 gidilmez diye. Bu bilimsel tüme varım. Bilimsel tüme varım garantisi yok. Matematiksel tüme varım öyle değil. Matematiksel tüme varım tamamen bambaşka bir şey. Bilimsel tüme varımla hiçbir alakası yok. Tamam mıyız? Şeyde. Bu şunu diyor matematik saatimi varım. Şimdi hepimiz gözlerimizi bir kapatalım. Gözlerimizi kapatalım canlarım benim. Ben size bazı cümleler söyleyeceğim. Biz Ben size garanti söylediğim bütün cümleler doğru. Önünüzde sonsuza kadar gidebilecek yani ne kadar uzun yukarı gittiğini bilmiyoruz. Devasa bir itfaiye merdiveni var. Tamam mı? Sizin sizin gözünüzde kapalı. Ben diyorum ki çocuklar diyorum ilk basamak orada. Tamam mıyız? Birinci basamak orada. Ve şunu söylüyorum. Hangi basamaktaysanız bir sonraki basamağa her zaman çıkabilirsiniz. Tamam mıyız? İlk basamak orada. İlk basamak orada. İlk basamak var. Ve ne diyorum? Hangi basamaktaysanız Hangi basamaktaysanız Bir sonraki basamağa çıkabiliyorsunuz. Bir sonraki basamak var. Bir sonraki basamak var. E, evet, siz söyleyin bakayım bu, bu basamak var. Bu o zaman hangi şey e, adını söyleyin. Bu o zaman ma, şeyin merdiven merdivenin uzunluğu ne? Itfaiye merdiveninin kaç basamağı var? Yazın çata bakayım ya da mikrofonla söyleyin canlarım. Hiç konuşmuyorsunuz. Kendi kendime konuşup duruyorum bütün dönemdir. İtf Diyorum ki ilk basamak orada yavrum. Hiç bakmana gerek yok. İlk basamak orada. Hangi basamaktaysan bir sonraki basamağa da çıkabiliyorsun. Kaç basamağı var bunun? Kaç basamağı var canlarım? Sonsuz tabii. Sonsuz basamağı var. Tamam mıyız? Bu, bu, matematiksel tüm varım dediğimiz bu. Tamam mıyız? Matematiksel tüm varım yani ne diyormuş? Artık yazabiliriz. Artık şey şeyi geçelim. Matematiksel tüme varım diyor ki S şeyin bir alt kümesi. Doğal sayıların bir alt kümesi ise tamam mıyız? Ve bir elemanıdır S ise. Bir kesinlikle bu kümenin içerisinde bir elemandır S. Ve N elemandır S olduğunda N elemandır S ise N artı 1 de elemandır S. Tamamız. Şu ve şu, şu affedersin. Şu ve şu koşu olmadı. Affedersiniz. Ve şey parantezleri karıştırdım. Çocuklar affedersiniz. Tekrar yazıyorum. Şuradan tekrar yazıyorum. Ve buraya parantez koyacağım. N elemandır S olduğunda N artı 1 de elemandır S ise tamam. bir elemandır S ve N'nin ele, S'nin elemanı olduğunuzda N artı 1 de elemandır S ise o zaman neyi biliyoruz? Bu S dediğiniz küme bütün doğal sayılar sonsuza kadar gidiyor. Eğer sizin kümenizde 1 varsa ve neyi ne olduğunda, N olduğunda ne artı 1 de olmak zorundaysa o küme nedir aynen merdiven gibi? Bütün doğal sayılar sonsuza kadar gidiyor. Tamam mıyız? Peki bu matematiksel tüme varım. Matematiksel tüme varım dediğimiz bu. Peki biz bunu nasıl kullanıyoruz? Matematiksel tüme varımı problemlerde nasıl kullanıyoruz? <laughs> tamam. Şey peki nasıl kullanacağız? Çocuklar PN PN bildiğimiz bu hani -E PX QX dediğimiz var ya Buradaki değişkenler doğal sayılardan gelen olsun. P, N N elemanıdır. N için için P, N, her N için P, N için, efendisi söyleyeyim, için bir önerme olsun. Tamam mı? Her N için. Her N elemanıdır. N için bir önerme olsun. Tamam mıyız? Biz biz, efendisi söyleyeyim P, PN'nin bütün doğal sayılar için için doğru olduğunu göstermek için, doğru olduğunu göstermek istiyorsak istiyorsak şunu yapıyoruz. Göstermek istiyorsak şunu yapıyoruz. istiyorsak 2 nokta İki tane şey yapacağız. A. P1'in doğru olduğunu gösteririz. B. PN'nin doğru olduğunu varsayıp varsayıp PN'nin doğru olduğunu varsayıp pn artı 1'in doğru olduğunu gösteririz. Tamam mı? Şimdi hemen ne demek istiyorum? Örnek. Hepimizin bildiği bir formül var. Nedir? 1 artı 2 artı vıt vıt vıt. n'ye kadar toplarsam. Bunlar ne ediyor canlarım benim? n çarpı n artı 1 bölü 2. Kim için? Her n elemandır n için. Tamam mıyız? Bunu kanıtlayın. Kanıtlayınız. Tamam mı? Bunu, bu, bunu kanıtlamak istiyoruz. Biz tabii kanıtlayınız dediğimizde bugün tüme varımı kullanıyoruz. Tüme varımı kanıtlayacağız. Şimdi çocuklar siz ilk önce PN'nin önermenin yani predicate fonksiyonunu yazacaksınız. Predicate fonksiyonu yazacağız. Formülü yazacağız. Buradaki PN dediğimiz formül ne? PN dediğimiz formül nedir? 1 artı 2 artı vıt 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 artı n eşittir. n kere n artı 1 bölü 2. Bu formül bu. Bunu kanıtlamak istiyoruz. Tüme varım kullanacağız. Çocuklar Matematikçiler tüme varım dediğinde her zaman matematiksel tüme varım. Fizikçinin yaptığı tüme varım diye tüme varım kullanacağız. O zaman neyi kullanmam gerekiyor? O zaman ne yapmam lazım? A. Neyi göstereceğim? P1 doğru mu? P1 doğru mu? Bunu göster Bak araştırmam lazım. Bakalım P1 doğru mu? P1'ni hangi bir şey olacak? Bakalım. 1 eşittir. 1 çarpı 2 bölü 2 eşittir bir Evet P1 doğru. Tamam mı B neyi varsayıyorum? B ikinci adımda neyi varsayıyorum? Bir daha AB diye yazmayacağız tabii. P'nin P'nin doğru olduğunu varsayalım. Yani 1 artı 2 artı nokta nokta artı ne hangi neyse bir önemli değil. Efendime söyleyeyim. Eşittir n çarpı n artı 1 bölü 2 olsun. Tamam mıyız? Neyi göstereceğiz? Pn artı 1'in doğru olduğunu gösterelim. Peki yani neyi göstermemiz lazım? Tamam Pn artı 1'in doğru olduğunu yani o zaman bu n artı 1'i koyarsak formül ne olacaktı? Yani Pn artı 1 formülü ne? Efendim söyleyeyim. 1 artı 2 artı vıt 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 artı n artı n artı 1. Burada her n gördüğüm yere n artı 1 koyacağım. Bunun ne olması lazım? n artı 1 kere n artı 2 kere bölü 2 olması lazım. Olmalı. Peki böyle mi? Böyle mi? Ya yazalım. Çocuklar 1 artı 2 vıt 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 artı n artı n artı 1. Eşittir. Şimdi şurada tüme varıma göre çocuklar şuna hipotez deniyor. Bu doğru varsaydığımız şey. şu şurası hipotez. Tüme varım hipotezi. P'nin doğru olduğu vardı sayıyoruz. basamağın orada olduğunu varsayıyoruz. O bizim hipotezimiz. Burası ne olduğunu varsaymıştık. Birden ne kadar olan toplamların bu zaten doğru olduğunu varsaymıştık. Hipoteze göre burası hipotezi kullanıyoruz. Burası ne? N kere N artı 1 bölü 2 Artı bir tane daha ne artı bir var. Tamam mıyız? E şimdi biraz işlem yaparsak inşallah şey yapacağız. Burası ne olacak çocuklar? Efendim söyleyeyim. Şey e, e, şunu şey diye yazayım. n kere n artı bir bölü iki artı iki kere n artı bir bölü iki diye yazayım. O zaman bakın burada n artı bir tane var. N tane n artı bir var. Burada iki tane n artı bir var. O zaman ne oldu burası? N artı iki kere n artı bir bölü iki. Yani ne elde ettik? Yani yani p n artı bir doğru. O zaman neyi çıkartıyoruz? Demek ki bu pn formülü yani birden n'e kadar olan sayıların n çarpı n artı 1 bölü 2 oldu. bütün doğal sayılar için doğru. Çıkarım ne? O zaman tüme varıma göre bir dahaki sayfaya geçeyim de. Kaçtayız? 5. O zaman neyi biliyoruz? 6. Neyi yapıyorum? Tüme varıma göre Tabi matematiksel tüme varım bu. Tüme varıma göre göre şey 1 artı 2 her ne elemanı ne için için 1 artı 2 artııı tut artı ne eşittir n kere n artı 1 bölü 2. Tamam mıyız? Ha, nasıl yaptık? Ben 1 için gösterdim. Bu adımların hepsini yapmak zorundasınız yapmazsanız bir adım atlarsanız şey örneklerini vereceğim işlem bozuluyor. Neyi gösterdik? Göstermek istediğimiz şey birden n'e kadar olan sayıların her zaman n'e kere n artı 1 bölü 2 olduğunu göstermek. Bunu fizikçi yapıyor olsaydı ne ne için derdi? Bir, biri 1 için, ne eşittir 1 için denerdi, ne eşittir 2 için denerdi, ne eşittir trilyona kadar hepsini denerdi. Ondan sonra derdi kardeşim ben bunu trilyona kadar kontrol ettim, ondan itibaren bu her zaman böyle çıkacak derdi. Matematikçi ne diyor? Matematikçi fizikçiye diyor ki ya güzel kardeşim diyor, o iş öyle olmuyor diyor tamam mı? Biz bunu matematiksel olarak yapacağız. Nasıl yapacağız? Biz 1 için bu formülün doğru olduğunu yani 1'in 1 bir çarpı 2 bölü 2 yerine koydum 1'i. 1 bir, evet hakikaten doğru. Ben bu formülün ne için doğru olduğunu varsayacağım. Yani 1'den n'ye kadar olan sayıların n kere n artı 1 bölü 2 olduğunu varsayacağım. Efendime söyleyeyim. Kim için kanıtlayacağım? n artı 1 için kanıtlayacağım. Yani 1'den n artı 1'e kadar olan sayıları toplarsam Buraya ne artı bir yerleştirme ne oluyor? Ne artı bir ne artı bir çarpı ne artı iki bölü iki olacağını göstermek istiyorum. Nasıl yapacağım onu? Yazdım birden en artı bir'e kadar olan sayıları. İlk en tanesinin toplamının zaten bunu varsaydığım için n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Tamam mıyız? Artı bir tane daha n artı 1. Ondan sonra işte sadeleştirdik. Hakikaten bu çıktı. Şimdi çocuklar burada öğrencinin en çok soru yaptığı soru hocam bunun niye doğru olduğunu varsayıyorsunuz. Bu vesvese size de gelecek bunları yaparken. Hemen o zaman gözünüzü kapatıyorsunuz hocanızın dediğini hatırlıyorsunuz. Birinci basamak orada. Birinci basamak orada. Neyinci basamak oradaysa yani hangi basamak oradaysa bir sonraki basamak da orada. Hemen oradan neyi çıkarttınız? Ya kardeşim burada sonsuz tane basamak var. İlk basamak orada. Hangi basamaktaysam bir sonraki basamağa çıkabilirim. Yani ne demek istiyorum? N'inci basamağın orada olduğunu varsayarsam, varsayarsam N artı birinci bu basamağın orada olduğunu biliyorum. O zaman bütün basamaklar orada olmak zorunda. Birden sonsuza kadar bütün basamaklar orada olmak zorunda. Şimdi aynısını biz şeyler için, predicate fonksiyonlar için kullanıyoruz. P1'in orada olduğunu gösteriyoruz. Onu göstermek zorundasınız. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra neyi varsayıyorsunuz? P'nin orada olduğunu varsayıyorsunuz. Yani neredeysem, hangi basamaktaysam bir sonraki basamağa çıkabilirim. Nasıl göstereceğim onu? Bir basamakta olduğumu varsayacağım. Her zaman bir sonrakine çıkabileceğimi göstereceğim. O zaman P'n predicate formülünün, P'n predicate fonksiyonunun her zaman, her zaman doğru olduğunu göstermiş oluyoruz. Bütün doğal sayılar için doğru olduğunu gösteriyoruz. Tamam. Şimdi çocuklar, yalnız burada bir de bunun bir eşek şakası versiyonu var. P1'in doğru olmadığını kontrol etmesem olur mu hocam? Ben direkt niye sadede gelmiyorum? PN'nin doğru olduğunu varsa direkt PN artı birinin orada olduğunu şey yapsam. Şimdi onu yapmak için tekrar her zaman içinize kafanıza şüphe düştüğü zaman soruyu düşünüyorsunuz. Ee, benim verdiğim örneği düşünüyorsunuz. Ben size desem yavrum gözlerini kapat önünde merdiven var. Ben size dedim ki hangi merdiven oradaysa bir sonraki merdivene çıkabiliyorsun. Adımınızı atıyor musunuz? gözünüz kapalı atmıyorsunuz çünkü ben birinci basamak orada demedim ki. Tamam mıyız? Birinci basamak orada falan demedim ben size. E hiçbir basamak orada olmayabilir. Attığınız zaman boşa gidecek olabilir ayağınız. Düşebilirsiniz. Ben boş olmaması için neyi garanti etmeniz lazım? Hem her zaman bir sonraki basamağa çıkabileceğinizi hem de birinci basamağın orada olduğunu bilmeniz lazım. Tamam mıyız? Şimdi hemen buna başka bir örnek yapalım. Hemen başka bir örnek yapalım çocuklar örnek 1 artı 2 artı vıt 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 artı 2 üzeri n'nin efendim söyleyeyim eşittir. Bunun ne olduğunu bilen var mı çocuklar? Bunun ne eşit olduğunu bilen var mı? Form, formülünü. Valla üniversite sınavındayız belirtiyorlar. 2 üzeri n artı 1 eksi 1. Örnek veriyoruz. 1 artı 2 eşittir 3 eşittir 2 üzeri 2 eksi 1. 1 artı 2 artı 4 yani 2 kare bir, bu eşittir 7. Bu da nedir? 2 üzeri 3 eksi 1. Efendim söyleyeyim yine bir tane daha ne? 1 artı 2 artı 2 kare artı 2 küp. Burası 8 artı 4 12 artı 3 10, 15. Yani ne ediyor? 15 eşittir hakikaten ilk gözükmeyen 2 üzeri 4 eksi 1. Tamam mıyız? Şimdi çocuklar bunu kanıtlamak istiyor. Olduğunu kanıtlayın. Olduğunu kanıtlayın. Tabii ne kullanacağız biz? Tüme varım kanıtlayacağız. Tamam. İlk önce şey yapacağız. İlk önce demek ki formülümüz ne? Kanıt. İlk başta formülümüzü bir yazalım. Sizin PN dediğiniz formül ne? Efendim söyleyeyim. PN formülü şey. 1 artı, 2 artı, fıt fıt fıt, Efendim, söyleyeyim, ee, 2 artı, e, şey, 2 üzeri n eşittir, 2 üzeri n artı, eksi 1. Şimdi çocuklar, burada ilginç bir şey, söz, kanıtlayayım ondan sonra ilginç bir şey göstereceğim size, ilginç bir şey göstereceğim. O zaman neyi gösterelim? P1'in doğru olduğunu gösterelim. P1 ne olacak çocuklar? 1 artı 2. Bu hakikaten 3. Hakikaten şey, şey, e, şey mi? Efendim söyleyelim. 2 üzeri 1 artı 1 eksi 1 mi? Evet doğru. Tamam mıyız? Bu doğru. Şimdi neyi varsayacağız? Hipotezimiz. P'nin doğru olduğunu varsayalım. Varsayalım. P'nin doğru olduğunu varsayalım. Neyi göstermek istiyoruz? P'nin artı biri... ...doğru olduğunu gösterelim. Olduğunu. Olduğunu. He, peki. Peki. P'nin artı biri ne? Yani şunu hesaplamamız lazım. 1 artı 2 artı vıt vıt vıt. 2 üzeri n. Ta nereye kadar gelmişiz? Bir de 2 üzeri n artı 1. Şu kısım ne ediyordu? Şurası ne? Hipotez. Şu, şu adım hipotezimiz. Her zaman hipotez diye yanına yazalım. Varsayımız hipotezimiz. Şu hipoteze göre. Hipoteze göre burası ne olacak? Hipotez ne diyordu? Burası 2 üzeri n artı 1 eksi 1. Bir tane daha 2 üzeri n artı 1 var. Yani ne olmuş oldu? 2 tane 2 üzeri n artı 1 eksi 1. Yani ne olmuş oldu? 2 üzeri n artı 2 eksi 1. Tamam demek ki çalıştı. O zaman ne iş şey yapıyoruz? Sonuç olarak ne yazıyoruz? Tüme varıma göre, matematiksel tüme varıma göre her zaman her ne elemandır ne için için efendime Her ne elemandır ne için her ne elemanı ne için? 1 artı 2 artı işte vıt 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 2 üzeri n her zaman 2 üzeri n artı 1 eksi 1. Tamam mı? Matalik saçma var ama Bu kadar bunu gözlüyoruz. Şimdi çocuklar burada kanıtın bir üzerinden geçelim sonra hikmetli bir söz söylemek istiyorum izninizle. Neyi göstermek istiyordu? 1 artı 2 artı 2 üzeri n'nin her zaman 2 üzeri n artı 1 eksi 1 olduğunu göstermek istiyorduk. Tamam mıyız? Kanıtlayın. Ne hiç kim için kanıtlıyorum? Bütün doğal sayılar için. Şimdi çocuklar P ne o zaman? Kanıtlamaya çalıştığım formül ne? Kanıtlamaya çalıştığım formül bu. Bu bir önerme. Bu bir önerme. Şimdi o zaman ne yapacağım? P1'i kanıtlayacağım. P1 yani 2 üzeri e kadar olan toplamlar. 1 artı 2 üzeri 1 eşittir 3. Ha, bu hakikaten 2 üzeri 1 artı 1 eksi 1 mi? Evet 2 üzeri 2 4 eksi 1 doğru. Şimdi PN'yi -E varsaydım. PN -E artı 1'i göstermek istiyorum. PN -E artı 1'i yazdım. PN'nin -E doğru olduğunu varsaydım. Demek ki ilk kısmı ne olmak zorunda? Şurası şu ilk kısmı hipotezimize göre 2'nin üzeri N -E artı 1. Ona 2 üzeri N -E artı 1 eksi 1. Şu kısım artı bir tane daha 2 üzeri N -E artı 1'imiz var. Yani 2 tane 2 üzeri N -E artı 1 eksi 1'imiz var. Yani 2'yi tabii kuvvet olarak aldık. 2 üzeri N -E artı 2 eksi 1'imiz oldu. Şimdi çocuklar soruya geri dönüyorum. Peki güzel kardeşim biz bunu ne için kanıtlamış olduk yani? Her ne, bakın yazmadım bunu. Her ne elemanı ne için kanıtladık? Peki burada P0 dediğimiz formül ne olacaktı? Aslında 2 üzeri neye kadar değil, 2 üzeri 0'a kadar yani 1'e kadar. Yani neyi göstermemiz lazım? Ben ilk formül olarak bunu gösterdim de aslında bu ne eşittir 1 içinde biz bu soruyu ne eşittir 0'dan başlatabiliriz. 2 üzeri 0 ne? 1. 1 hakikaten 2 üzeri 0 artı 1 eksi 1 mi? Evet 2 eksi 1. Demek ki bu soruda bu soruda aslında birden başlatmayıp yani bütün doğal sayılar için değil de sıfırdan başlatıp da gösterebilirdim. Bu sıfır için de doğru. Tamam mıyız? Bu sıfır için de doğru. Ha, yukarıdaki, yukarıdaki formül 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 Efendim söyleyeyim yukarıdaki formül kim için doğru çocuklar? Ee, yukarıdaki formül ee, şey ee, yukarıdaki formül n eşittir sıfır içinde doğru. Ha, o zaman ben tüme varım prensibini başka bir şekilde uygulayabilirim. Yani sıfırdan başlatabiliyor muyum? Evet. Bu tüme varım ikinci pusulsu sıfır içinde doğru. Şimdi buradan ilham alacağız. Tüme varım tüme varım ikinci versiyon. Şimdi ikinci versiyon. Aynen birinci versiyona denk bu. Tamam mıyız? Bu da şey kümesi. Bu da şey diyor. S, şey. M elemanıdır. S ve tamam mıyız? N elemanıdır. S olduğunda olduğunda N elemanı S olduğunda N artı bir de elemandır S ise biz neyi biliyoruz? O zaman S dediğimiz küme kim? S dediğimiz küme M, M artı 1, M artı 2 böyle ilahir sonsuza gidiyor. Ha, demek ki ben bu soru için illa birden başlatmama gerek yok. Yeter ki en küçük bir elemanımız olsun. Tamam mı? Buna well Ordering principle deniyor. Ee, gelecek hafta yapacağız yani bu istersen ben eksi 7'den başlatayım eksi 41'den başlatayım yeter ki eksi 41'den yukarı için herkes için doğruysa o zaman olur tamam mıyız yani ben bunu sıfırdan başlatabilirdim ilk durumda p1 değil de p0 kanıtlayabilirdim ondan sonra n doğru olduğunda n artı birinde de doğru olduğunu gösterirsem o zaman kümem nereden başlayacak birden başlamayacak doğal sayılar gibi sıfırdan başlayacak yani 0 1 2 3 bir diye gidecek hemen buna izninizle başka bir örnek vermek istiyorum Başka bir örnek vermek istiyorum. Bundan ilgili. Şu örneği vereceğiz çocuklar. Bu vereceğim örnek başka çeşitli analiz kullanılarak da yapılabilir de biz şey olarak kullanacağız. Biz efendime söyleyeyim biz analiz kullanmadan yapmak istiyoruz. Şunu göstermenizi istiyorum şeyin örnek n elemanıdır n elemandır z ve n büyük eşittir 5 ise 5 ise n şey 4 üzeri n'nin şeyden büyüktür n üzeri 4 olduğunu gösterir. Hatta şey yazayım çocuklar şunu. E, ee, n üzeri 4'ün küçüktür. 4 üzeri n olduğunu gösterin. Tamam mı? N üzeri 4'ün e, Efendime söyleyeyim 4 üzeri neden küçük olduğunu tamam mıyız? Birisi polinom fonksiyon birisi üslü fonksiyon. Biz bu büyük o notasyonu görmüştük. Bunun büyük olsu efendime söyleyeyim n üzeri 4 bunun büyük üzeri dört üzeri ne? Efendim söyleyeyim 4 üzerine her zaman bundan büyüktü değil mi? Üstü fonksiyonlar her zaman bundan büyüktü. Zaten biz bunu görmüştük de bunu şimdi tüme varımı kullanarak yapmak istiyorum. Şimdi çocuklar niye biz n'nin 5'ten büyük olmasını istiyoruz? Dikkat edin. Şimdi n eşittir bir için bir üzeri 4. No, birisi bir üzeri 4 olacak. Birisi 4 üzeri 1 olacak. Bakın burada çalışıyor. Burada bir sorun yok. 4 üzeri 1 affedersiniz. Burada bir sorun yok. N eşittir 2 koyduğumuzda tamamız. 2 üzeri 4 yani şey 16 olacak. Ondan sonra burada çalışmıyor. Bu 4 üzeri 2 bu da 16. Küçük değil, aynı. Tamam mı biz? N ne eşittir ne 1 için doğru, N eşittir 2 için yanlış. Demek ki burada küçük çıkmadı. N eşittir 3 için geliyorum. 2 üzeri 3 çocuklar, efendime söyleyeyim 2 üzeri 3 dediğimiz şey ne olacak? Ay 2 üzeri 3 diyorum affedersiniz. 3 üzeri 4 3 üzeri 4 dediğimiz şey ne oluyor? 81. Tamam mıyız? Bu şey 4 üzeri 3 dediğimiz şey ne oluyor? 64. Ne oldu? Öbür taraf oldu. Yine yanlış. 4 üzeri 3 daha küçük oldu bakın. 3 üzeri 4, 4 üzeri 3'ten küçük. Olmadı. Tamam mıyız? 4 üzeri 3, 64 affedersiniz. Bu sefer yine yanlış. N üzeri 4'e geliyoruz. Burada fark etmiyor. 4 üzeri 4 eşittir. 4 üzeri 4 çıkıyor. Burada doğru. he şey burada da yanlış eşittir çıktı küçük çıkacaktı n üzeri 5'ten yani ilk 4 durumda sadece bir için doğru diğerleri için yanlış o yüzden 5'ten 5'ten sonra doğru olmaya başlıyor şimdi onu göstereceğiz 5'ten sonra doğru olduğunu göstereceğiz. o zaman burada neyi yapacağım kanıt neyi yapacağım ilk önce 5 için doğru olduğunu göstereceğiz 5 için doğru olduğunu gösterelim gösterelim. Tamam. 5 için doğru olduğunu gösterelim. Nasıl göstereceğiz? Bakalım. 4 üzeri 5 nedir güzel kardeşim? 4 üzeri 5 dediğimiz şey ne? 2 üzeri 10. Bu 1024. 4 üzeri 5 yani şu 1024. Peki 5 üzeri 4 ne? 5 üzeri 4 5 kare 25, 5 küp 125, 5 üzeri 4 de 625. Bakalım formül sağlandı mı? V, 5 üzeri 4, yani n üzeri 4, evet. 5 üzeri 4 hakikaten eşittir. 625, hakikaten küçüktür. 1024, 1024, 1024. bu da 4 üzeri 5. Demek ki formül 5 için çalıştı. Tamam mı? Biz 5 için doğru olduğunu gösterdik. Şimdi hipotezimiz N için N ama N'nin ne olması lazım? Büyük eşittir 5 olacak. N büyüktür 5 için için N üzeri 4'ün 4 üzeri N'den küçük olduğunu varsayıyoruz. Bunun doğru olduğunu varsayıyoruz. N diye bir sayı seçtik. Tabi N'nin ne olması lazım? 5'ten büyük olması lazım. Olduğunu varsayalım. Peki neyi göstermem lazım? Biz N artı bir üzeri 4'ün küçüktür. 4 üzeri n artı bir olduğunu göstereceğiz. Olduğunu, olduğunu göstereceğiz. Nasıl göstereceğiz? Çocuklar burada biraz bir zeka kullanmamız gerekecek. Şöyle, n artı bir üzeri dördü ilk önce açacağız. N artı bir üzeri dördü açınca ne oluyor çocuklar? N şey... Ee, N üzeri 4 artı 4N küp artı 6N kare binom teoremi canlarım. 6N kare artı 4N artı 1 oluyor. Tamam mıyız? N artı 1 üzeri 4'ü açarsanız 4'ün sıfırlısı e, N üzeri 4, 4'ün birisi 4N küp, 4'ün ikilisi 6 oluyor. 6N kare 4'ün birisi 4N, 4'ün sıfırlısı 1. Tamam ya da elinize uzun uzun açın binom terimini kullanmak istemiyorsanız. Peki ben neyi göstereceğim? Biz çocuklar şunu dört parça ayıracağız. Şu parça, şu parça, şu parça ve şu parça. Tamam mı? Biz ilk önce N üzeri dördün her birinin bu parçaların her birinin 4 üzeri neden küçük olduğunu göstereceğiz. Biz N üzeri dördü aldık. N üzeri dördün zaten neyi biliyoruz? Hipoteze göre 4 üzeri neden küçüktü. Hipotezimiz bu. Bunu varsaymıştık. Tamam mı? Bu birinci adımımız. seç. şimdi ikinci, ikinci parçayı alıyorum. Dört kere ne küp? Çocuklar, dört kere ne küp dediğim şey, dört kere ne küp dediğim şeyi ben, efendim söyleyeyim, ne üzeri dört şeklinde yazabileceğime inanıyorum. Ya da şöyle yazayım. Efendim söyleyeyim. Ee, şey, küçüktür kesinlikle beş kere ne küpten küçük. Bu da küçük eşittir. N üzeri 4 olmak zorunda. Neden? Çünkü biz neyi biliyorduk? En küçük, kümemizdeki en küçük ilk elemanımız hep N büyük eşittir 5. N'nin 5'ten büyük olduğunu biliyorduk. N büyüktür 5 olduğu için, büyük eşittir 5 olduğu için o zaman N 5'ten büyük olacaksa 5 kere küp efendim söyleyeyim N'nin en, en küçük olabileceği değer 5. 6 olsa bu daha büyük olacak. Tamam. O zaman buradan da neyi biliyoruz? Hipoteze göre burası da hipotez. Hipoteze göre biz bunun 4 üzeri n'den küçük olduğunu biliyoruz. Tamam. Üçüncü adımda 6 n kareyi alıyorum. 6 n kareye de küçüktür. Bu sefer 25 n kare diyorum. Niye 25 diyorum? Çünkü o zaman neyi biliyorum? N büyük eşittir 5 olduğunda bu 5 kare efendim söyleyeyim. Bu 5 kare n kare ki yani bu n üzeri 4'ten küçük olmak zorunda. Çünkü 5'in kendisi, 5 karenin kendisi ne kareden küçük. Efendim söyleyeyim. Bu da hipoteze göre yine 4 üzerine. Tamam. Ondan sonra 4. Dördüncü adımda da geriye kaldı 4 ne artı 1. Efendim söyleyeyim ben bunun 4 e, ne artı n'den küçük. Çünkü n büyük eşittir 5. Tamam. Bu da nedir? 5n. Ee, ne? 5n ne de neden küçük? Tabii ki efendim söyleyeyim. 5 n üzeri şey ve 5 5 n de n kareden küçük yazabilirim. Çünkü n'nin yine büyük eşittir 5 olduğunu biliyorum. Bu da tabii n üzeri 4'ten küçük olacak. Bu da tabii ne olacak? 4 üzeri n'den küçük olacak. Bu da hipotez. Ha, bakın ayrı 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 bunların hepsinin 4 üzeri n'den küçük olduğunu gösterdim. Yani neyi göstermiş olduk? Yani n üzeri artı 1 üzeri 4 eşittir. n üzeri 4 artı 4 n küp artı 6 n kare artı 4 n artı 1 efendime söyleyeyim şeydir. Küçük eşittir. Küçük eşittir. Her biri 4 üzeri n'den küçüktü? Küçüktür. 4 üzerine artı 4 üzerine artı 4 üzerine artı 4 üzerine yani bu da neye eşit? 4 kere. 4 üzerine yani neye eşit? 4 üzerine artı 1. Kanıtlamış olduk. Tamam mıyız? Tamam. Bundan metabolit ne çıkartıyoruz? O zaman tüme varım, ikinci versiyon. Tüme varıma göre göre. Neyi göstermiş olduk? n üzeri 4 4 üzeri n'den Küçük ne zaman? N büyük eşittir 5 için. Tamam mı? Çünkü burada ilk doğru olduğunu gösterdim 5'te. 5'ten büyük bir ne için doğru olduğunu varsaydım. Ne artı bir şey olduğunu doğru gösterdim. Şeyi elde etmiş olduk. Tüme varımı kullanmış olduk. Şimdi çocuklar son bir şey yapacağım. Bunu yazmak bile istemiyorum. efendim söyleyeyim. Yanlış bir kanıt yazacağım. Şimdi şey şu, şu şey. Ali dersi dinlemiş. Efendim söyleyeyim. Tabi yarım yamalak dinlemiş. Ali dersi yarım yamalak dinlemiş. Dinlemiş. Sağ P1'in doğru olması gerektiği kısmını duymamış. Sadece şeye inanıyor. PN'den PN artı 1'i gösterirsek PN'den PN artı 1'i göstermek yeterli zannediyor. Yeterli sanıyor. Yani P1'i göstermesi de olur zannediyor Ali. Şimdi ben şu, şu, şöyle bir şey diyor. Diyor ki bize Ali diyor ki şunu söylüyor. Her zaman n artı bir n'den küçüktür diyor. Efendim Biz Ali, diyor Ali. Biz Ali'ye ya güzel kardeşim saçma sapan konuşma. N artı bir nasıl n'den küçük olsun diyor. Ne diyor? Ne Ali diyor ki ben kanıtlarım diyor. Ben kanıtlayacağım diyor. Nasıl kanıtlarım diyor. Ne için doğru olduğunu varsayalım diyor. Yani N artı bir N'nin doğru olduğunu varsayalım diyor. Doğru olduğunu varsayalım. Ya siz diyorsun ki ya kardeşim doğru falan değil. Ya diyor hoca demedi mi diyor PN'yi doğru say PN artı bir kanıtla. Tamam diyorsun. Şimdi ne, o zaman ne artı bir için diyor. İki tarafa da bir ekleyeceğim diyor. Al diyor sana şey çıktı ne artı 2 küçüktür ne artı 1 çıktı diyor al babalar gibi kanıtladım diyor. Biz ne diyoruz Ali'ye? Ali oğlum sen tamam PN'den PN artı 1'i kanıtladın ama P1'i kanıtlamadın. Sen 2'nin 1'den küçük olduğunu kanıtlamadın. Herkes gördü mü canlarım benim? O merdivenin ilk basamağın orada olmadığını gö göstermezseniz saçma sapan şeyleri kanıtlarsınız. Yani en azından bir için doğru olmak zorunda. E, biz bir kere neden n artı bir n'den küçük değil? Çünkü bir için yanlış. Eğer buraya bir koydum da doğru olmuş olsaydı yani iki birden küçük olmuş olsaydı evet her zaman böyle olacaktı. Ama elhamdülillah iki birden küçük değil. Değil mi? İki birden büyük. Yani şeyi kanıtlamazsanız çocuklar p1'i kanıtlamazsanız sonumuz hayırlı olmayabilir. O yüzden p1'i mutlaka kanıtlamamız gerekiyor. Onu söylemek istiyorum. Şimdi çocuklar biraz ödev verelim size. Uzun zamandır ödev vermiyoruz sınavda vesaire şeylerinden dolayı. Ee, ödevi de nereye yazacağız? Şuraya ödevi yazalım. Kitabınızı şehir edelim çocuklar. Kitabınızı şehir edelim. ay, ay, ay. Nerede kitap? screen gelemedi. Bilgisayarı başlandı Bir saniye açıldı. Ha, açıldı. Ha, tamam. Şey, evet, kitabımızı açtık. Şimdi şuradan şey yapalım. Ee, şuradan ilk önce şeyimizi yapalım. Kripto brief kısmından size ödev verelim. Pazartesi vermedim. Kripto brief kısmı 4.6 idi. Şöyle güzel bir ödev verseler. Ee, 4.63 istiyorum. 2 istiyorum. The public key encryption. Ee, şey istiyorum. Ee, 24 istiyorum. 4.6, 24. Ee, evet canlarım. Şey, şey tüme varımın ödevini gelecek hafta veririz. Bu ikisini istiyorum sizden. Haftaya kadar bunları şey yapmışız. 4.624 tek harfle değil. Onlar birçok harfi şey uzun mesajı şey yapıyor. Bayağı bir işlem var orada. Onu yavaş yavaş yapmanızı istiyorum. Sorusu olan var mı canlarım benim? Oldu çocuklar. İnşallah haftaya görüşürüz. Allah'a emanet olun.